kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Camilerde mikrofon ve hoparlör kullanmak bid'at mıdır? Bid'at peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zamanında olmayan daha sonra ortaya çıkan şeylere deniyor. Ama bid'at zatı itibariyle dine aykırı şey anlamında kullanıldığında asla hoparlör ve mikrofon kullanmanın bitat olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aksine böyle bir yeniliği kullanmak bize, ibadetlerimize ve topluma çok faydalı olduğundan bunun sevabı da vardır denilir. Bu Bunlara yapılan harcamalar ve bu vesileyle daha fazla insana ulaştırmalar sevap olarak bize dönecektir. Şimdi bir şeyin alet olması ile hedef olmasını karıştırmamak gerekiyor. Burada mikrofon kullanmak alet midir, hedef midir? Alettir. Neyin aletidir? Ezanı, okunan ezanı daha uzak, daha uzaklara ve daha çok insana duyurmak. İki, namaz kılarken imamın okuduklarını, rükusunu ve secdesini namaza uyan cemaate daha rahat ulaşmasını sağlamak ve daha düzenli, daha tertipli, daha güzel namaz kılmalarına vesile olmak. Sohbet eden, vaaz eden, dini olarak insanlara yardımcı olmaya çalışan insanlara da daha fazla ve daha güzel bir şekilde sesin ulaşmanı sağlayarak o insanlara yardımcı olmak. Peki bu aleti kullanmanın bit bid'atla ne alakası olabilir? Bugün eskiden Müslümanlar yürüyerek hacca giderlerdi veya deve At gibi e, affedersin, merkep gibi hayvanlara binerek giderlerdi. Şimdi bugün araba icat edilmiş, arabayla, uçakla e, veya hızlı e, araçlarla, örneğin deniz üzerinden giden hızlı deniz araçlarıyla gitmenin bir tat olduğu söylenebilir mi? Siz bizim burada kullandığımız araçlar hedef midir yoksa vasıta mıdır? Vasıtadır. Yalnız burada karıştırılan bir şey olduğunu kanaatindeyiz biz. Bir sesin e, radyoya, teybe, kasete veya bir e, USB'ye, bir hafıza kartına kaydedilip oradan okunması ile canlı bir insanın canlı olarak hoparlöre okuyup mikrofondan ve uzaklara ulaştırılması ayrı şeylerdir. Çünkü canlı olarak bir insan okuduğu şey iyi kendi sesidir ve o sesin başka uzaklara ulaştırılmasıdır. Daha uzağa iletilmesidir. Halbuki kasete alınmış veya hafıza kartına alınmış veya teyiplere, kasetlere alınmış sesler ise esas canlı sesi değildir. O başka bir şeydir. Dolayısıyla onunla bunu karıştırmaya gerek yok. Burada çok ince bir sır daha var. Onu da misal derseniz bir hadis-i şerifle ifade edelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, kim bu dinden olmayan bir şeyi o dinde ihdas ederse onu icat, onun icat ettiği şey merdut ve batıldır. Dinde olmayan bir şey demiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla dini olarak ibadet yaptığımız bir şeyi değiştirmek dinen yasaklanmıştır. Biz namazı değiştirmiyoruz. Ayetleri değiştirmiyoruz. Ezanı da değiştirmiyoruz. Hiçbir şey değiştirmiyoruz hatta sesimizi de değiştirmiyoruz. Aynı Kur'an'ı, aynı namazı, aynı ezanı, aynı sesi, aynı bilgiyi sadece bir alet kullanarak daha uzaklara ulaştırmış oluyoruz. Dolayısıyla bir insanın herhangi bir aleti kullanması dini değiştirmek değildir ki haşa bidat olsun. Şu halde ister hoparlör ister mikrofon, isterse başka bir ulaştırıcı alet önemli değil. Bunları bir insanın namaz kılarken, ezan okurken, sohbet ederek kullanmasının bid'atla hiçbir ilgisi yoktur. Aksine bu nimeti ilahiyeyi, Allah'ın dinini, Allah'ın bizden istediği ibadetleri, Kur'an'ını, ezanını daha uzaklara ve daha çok insan ulaştırmaya vesile olduğu için ibadetimize vesile olacaktır ve daha çok kazanmamızı sağlayacaktır inşallah.